Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bir proje arabası almaya gidiyoruz. Bu tarafı doldurduk, bu taraf boş. Dedik ki bu taraf boş kalmasın. Gidelim bir şey alalım, onunla oynayalım. Arada bir Mazda'nın parçaları geliyor, ona devam edeceğiz tabii ki ama. Bir de Honda alak. Gidelim, ne yapalım? Type R mı alalım? Type R olur mu? Type R olur. Gidelim bir Type R alıp gelelim, hadi bakalım. Arkadaşlar, şimdi bu projenin devamı için falan böyle şey de diyor YouTuber'a. Bir dakika şimdi dur. Size düzgün açıklayacağım. Şu arkamda görmüş olduğunuz tahtaya arabayı aldığımız fiyatı, her parçayı aldığımız fiyatı vesaire yazacağız. Projenin toplamını orada göreceğiz. Şeffaf proje. Tabii herkes şeffaf proje yapamaz. Neden? Satarken kaça sattığı belli olacak, yaptığı kar belli olacak falan. Biz karımızdan korkmuyoruz arkadaşlar. 2000 euro kar yapacağız. Onu da yapacağız yani. Burada eşek başı değiliz, çalışacağız. Yapacağız tabii karımız. Şimdi bütün masrafı ıvır zıvır şuraya yazacağız. Bölüm bölüm yapacağız. Önce arabanın gerekli olan parçalarını vesairesine bakacağız. Şimdi araba Eindhoven'da çekici atlayıp gidiyoruz. Bak bu da bir masraf. Ya bunlar hep masraf. Zaman bir masraf. Benim için en büyük masraf zaman. Gideceğiz şimdi, arabayı alacağız, geleceğiz. Gidelim, alalım, gelelim Leyla. Hadi bakalım. Vincimizi aldık. Araba çalışmıyor çünkü. Ne olur ne olmaz. İttirip kalktıramayabiliriz. Çekicinin vinci boşuna yok. Vincimizi alalım. Uzaktan kumandası alalım, unutmayalım. Kilidimizin anahtarı vesairesi burada. Şimdi şöyle bir çekiciyi abanalım bakalım. Su tutum. Bu taraf kayıyor. Evet. İç açıdılar olduğu için araba girse de oradan dönmeyecek şekilde içeriye elle koyduk bunu. Elini çıkarttık. Bugün bayağı bir yağmurlu. Normalde benim bugün Midnight Purple almam gerekiyor. O bitti. Bugün film falan çekecekler bittiği yerde. Ama dedim ki bugün bütün Hollanda yağmurlu. O yüzden mümkünse dedim siz kapalı konteynerle getirin. Kapalı trailerla. Ben dedim hiç o tarafa gelmeyeyim. Bir boşluk oluştu. Zaten bir araba alacaktık falan derken bari dedik Honda alak bir tane. Gidelim Honda'ya alalım gelelim. Toplam yolumuz 180 km. Buraları kapatıp gidelim. Arabanın altı yüksek ama değil mi? Yükseklik sıkıntımız yok. O zaman bunlara gerek yok. Yola çıkabiliriz. Trafik de yoktur inşallah. Yağmur da kesin vardır da. Evet arkadaşlar, mekana geldik. Şimdi Honda'yı bir görelim bakalım. Çekicimizle de şöyle bir yanaşalım. Vurulmuş arabaya vurursak sıkıntı oluyor mu acaba? Gelelim bakalım, bir bakalım. Şöyle hızlıca bir bakalım arabaya buradayken. Güzel bir FN2 Type R. Önden kazalı. Çok bir şey yok. Ucuz atlatmış öyle diyeyim. Kapıyı falan kastırmamış hiç. Buralar gayet normal. Çamurluk değişecek. Şu değişecek. Motor inecek. Arka taraf falan. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Bakalım. Etrafta değişik kazalı arabalar var. Şöyle bakalım bakayım başka neler varmış. Ucuz ucuz arabalar arkadaşlar burada. Şimdi FN Type R'ı biz kaça aldık, ne ettik hepsine bakacağız. Burada Tesla var. Arkadan yemiş. Bagaj değişecek. Burada Audi var. Kabrio var hacı Audi. Vay be. Peugeot'un koltukları. Bizim Ara 35'inkilerden güzel. Hava yastıkları patlamış ya. Küçücük darbede hava yastıklar gitmiş. Bakayım ya. Şu şeye bakayım. Hacı Tesla'nın motorunda hiçbir şey sıkıntı yok. Gayet iyi. Motor güzel. Evet. Bizimki burada fare. Otoban faresi. Otoban faresi değil. Bayağı iyi ya. FN2 işte. 200 beygirlik çiçek. Bunu ittiriyor amcamız. Sonra bunu ittire getireceğiz bakalım. Type R'ı ittirip kaktırmayla getireceğiz galiba. Getireyim dedim çekiciyi komple içeri. Yok yok dedi. Bakalım çekici dışarıda bekliyor. Arabayı üzerimize aldık az önce gidip. Araba üzerimize olmuş oldu. Yani jantları bunu zaten aldığımız para kadar. Gidelim şimdi bütün detaylarına bakacağız. Oğlum bu hidrolik direksiyonun içinden geçti. Okay. Yep, should be fine. Arkası sağlam, arkasını kırmayın. Left. Left, more left, yes. Yeah, yeah, no. It's okay. Kapıyı da kapattık. Trailer'ı indireyim hemen. Ben getireyim dedim, getirme dedi adam. Alışmışlar ittirmeye. It's coming down. Let's go.
Vinç var ama çok da gerek yok ki. Hay okey. Vitesi atsana. İkiye attın. Fayda ettiği kadar. Çiçek. Bağcılar Spec Honda Type R. Hemen şuradan bir thumbnail alayım. Thumbnail alacağım. Arkadaşlar thumbnail'leri böyle almıyoruz. Genelde ben unutuyorum. Videodan screenshot çekiyorum ama bu sefer alayım şöyle. Şşt, yandan baksana. Çekicinin jantlarıyla aynı lan bunun jantları. Evet arkadaşlar birazdan garaja gidince tahtaya yazacağız. Kaça aldık, ne yapacağız, ne edeceğiz, kaç para tutacak. Hepsini göreceğiz. Şeffaf şeffaf. Bak boru lazım buraya. Hortum lazım. Bu değişecek. Sök. At. Dipten çıkıyor mu? Çıkıyor. Aha işte vidalı. Kaldır at. Hadi strapleri bağlayalım gidelim. Buradan straple bağladık bir güzel. Arabayı kaldırdık. Plakamızı da açalım. Şöyle bir hazır. Dışarıda güneşteyken Ramazan da orada cebelleşiyor. Şöyle etrafı bir çekelim. Ne sıkıntısı varmış. Arka tarafındaki tek sıkıntımız şura. Bura. Öyle. Ulan üniversitedeyken hayalimdi ya şu araba. Çok seviyordum Type R'ları. FD ya da FN yani bunlara bayılıyordum. Civic'lere. Bizim bir hoca da vardı bunda Bilkent'te. Bu geliyordu bunlar. Koyu griydi galiba. Neyse. Hayalimin arabasına kavuştum ama yarım. Ramazan bu ne ya? Yarım araba. Bunları halledeceğiz arkadaşlar. Motorumuz sağlam. Fitek. Hallederiz. Baksana bu şey uçmasın. Ha bu uçar lan. Bunu bağlayalım. Bir iple bağlayalım bunu. Çünkü plastik meslek şimdi 100 kilometrede bunda ne olacağı belli değil. Abi şu kilidi şuraya düzeltelim hemen 2 dakika. Bir şey baksana şu tırnakla çıkartalım şu plastiği atalım şeye bagaja. Plastik. Şu he o zaten tek klip tutuyorsun. Kırma la kırma. Tek klip tutuyor onu bir gevşetek. Yok ama. Anahtar var mı? Anahtarlı olabilir. Bozuk para. 1 cent. 50 cent. Koş abi. Eçeverte. Çarpacak yakında. Deli şeyini sallar gibi sallıyorsun. Dur tamam. Honda her zaman işini sağlam yapar. Tamam çıkmaz o zaman. Bırak bırak. Dur. Dur. Lan büyük mü? Oraları bozacağım. Bırak. Dursun. Bu şöyle şöyle yapabilir. Bunu şurada demiri var ya oradan şuraya bağlamamız lazım. İp bir şey var mı? Sorsana adama ip var mıymış ya. Bir bağlayak. İçimiz rahat etme. Şuraya bağlasak yeter. Evet, evet. Bir iple. Kapıda bir şey yok zannediyordum ama şuradan şöyle gelirken bak şurada minik bir iki tane minik göçük var. Bu çık çık çekmeyle gelir. İki tane de burada var. Bir, iki. Küçük. Şurada bir pasta cilalık yer var. Şurada hafiften bir minik bir boya kalkması var. Arkadaşlar mavişe aldığım jantların yarı fiyatını aldık. Yarı jant fiyatına Type R. Başlığımız böyle. Thumbnail'ımızı yeniliyoruz arkadaşlar. Clickbait yapıyoruz. Öbür türlü izleyeceğiniz yok. Şuradan. Yarı jant fiyatına Type R. Böyle. Ondan sonra böyle. Çok güldüm abi. Sen bunu çeksen de gelmez ki. Evet. Güzel bir zip tie'la zip tie'ladık. Güzel. Bak bu taraftaki kapıdakileri görmemişsindir. Gel. Gel ben sana canını sıkalım biraz. Gördüm ya. Şurada da bak. Moralim bozdu. Şunları evet. Gördüm. Şunlar. Artık bildiğin pastacılarcı varsa bir şeyler yapacak artık. Hadi çamurluk davlum bas. Şu çamurlukta çok bir şey yok gibi ya. Plastiğe girdik evet. Ha evet. Bu şekilde çaprazdan yemiş araba. Neyse arkadaşlar ıslandık gidiyoruz garaja gidelim devam ederiz. Abi biraz çapraz bırakmışım ya. Nasıl yapayım? Düzelteyim mi? Biraz düzeltelim ya. Hiç sonra uğraşmayalım. Çapraz gelmişiz. Çok sıkıştırmışız tekerini. Tam açılmıyor şey. Spanzer. Yok yok yok. Tamamdır. Evet. Evet.
Mission completed. Evet hacım, Honda. Gittik aldık geldik Honda'yı. Arkadaşlar birazdan bir önce marş basmaya çalışacağız. Olduğu yerde bir elimizden geldiğini bir yapalım. Bakalım marş basabiliyor muyuz? Booster'ımız falan filan var. Araba kendini korumaya almış olabilir. Onlara bir bakalım. Marş basabilirsek burada ileri geri yaparız. Radyatörün suyuna falan filan bir bakarız. Ona göre bir şeyler yaparız. Şimdi ben kayanı ve çekiciyi uzaklaştırayım buradan. Ondan sonra bakalım. Akü komple mi yok yoksa? Şimdi biz öğlen yemeğine bir şeyler yerken bu arkadaşı bir şarja takalım. Şarj olsun öncelikle. Üçlüğümüz şurada. Sökelim abi şeyi. Araba kazasız, boyasız arkadaşlar. Henüz. Şimdi bunun tutacağı yok. Zırt pırt bize de bela edecek. Şöyle sökelim de. Yani şunu biraz daha gevşeteyim. Birazdan elini alırsın. Cama düşürmeyelim. Full sökmeyeceğim. İki taraftan beraber alırız birazdan. Şöyle alalım. Şöyle rahat rahat çalışırız. Şimdi şu plastiği falan da alırız. Akümüzü bir şarj ederiz. Şu an kontak yok. Bakalım. Bakacağız tek tek. Diagnoz yapa yapa. Şimdi videonun ilerleyen yerlerinde burayı yapacağız. Tek tek arabanın fiyatı, yaptığımız masrafları şuraya güzel bir sileyim. Evde vardı benim uygun kalemlerim ve silgim. Onları getireyim. Bunun üzerinde bütün detaylarını göreceğiz arabanın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi arabanın kaputunu ve öndeki plastiğini aldık. Parçalarımız orada. Buraları sökeceğiz. Tek tek sökeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten radyatör, madyatör komple açık. Bunlar değişecek, şunlar değişecek. Şu crash bar şurada dipten çıkacak. Bu değişecek komple. Bu yandaki çıtalar değişecek. Bunlar basit değişmesi. Bilgi çektireceğimiz yer var. Evet. Davlumbaz içi değişecek. Davlumbaz değişecek yani teker içi. Klimanın radyatörü değişecek. Öyle. Bir önce bir şarj yapalım. Bir crank yapalım. Kıy 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 yapalım bir. Yeter. Zaten suyumuz muyumuz bir şeyimiz yok. Arabayı öyle çalıştırmayacağız. Ama bir marş bassa bizim için yeterli. Motorun yağına baktık. İyi. Sıkıntı yok. Motorda sıkıntı yok. Görünüyor. Yani dışarıdan görünen o. İlerledikçe nasıl olur ne olur bilmiyoruz. Bakacağız bakalım. Şuraları yavaş yavaş ayıracağız sonraki bölümlerde. Bugünlük zaten akşam oldu. Şimdi devam etmeyeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Sonraki videolarda devam edeceğiz. Birinci bölümümüz böyle olsun. Arabayı kaça aldınız diye merak ederseniz olursa. 2950 Euro'ya aldık. Type R. Koltuklarını, jantlarını satsan ayrıyeten. Motoru zaten, motoru çıkartıp satsan 3000 Euro'ya satarsın. Yani öyle. Bir şeyler yapacağız bakayım. Oyun oynayacağız burada vaktimiz oldukça. Bunu da ileride bir ara bitiririz. Güzel olur inşallah. Bölüm bölüm gideriz. Vaktimiz oldukça buna bakacağız. Böyle alelacele hızlıca bitireceğimiz bir proje olmayabilir. Farlarını falan alacağız işte. Öyle söktükçe belli olur neyin neresi değişti. Şurada küçük bir nüans farkı var. Arada küçük derken büyük. Burası buraya binmiş durumda mesela. Yani şunu ittiriyor çamurlu. O yüzden hafiften bükük ya. Önemli olan ana şase. Şasede İç tarafında bir şey yok gibi. Şurada hiçbir darbe marbe yok. Sadece şu ön taraftaki. Şu vidalardan ayrılıyor. Dediğim gibi. Biraz daha içine doğru girdikçe bakacağız bakalım. Şuradaki su rezervuarları iki tarafta da. Onlar da bir çatlak bir şey.
Yok. Onlar iyi. Şimdi bakalım. Şimdi şarja bağlayayım. Bir şeyler yiyelim biz. Sonra işlerimiz var. Yarın Midnight Purple'ı getirecekler dedim ama ben gidip getireceğim. 500 euro dediler 100 kilometreye. Ayıp denen bir şey var. Yarın gidip alıp gelirim. Arabada coating var. PPF var. Islansan olur, ıslanmasan olur. Yarın hava biraz daha güzel. O yüzden yarını tercih ediyorum. Gidip alıp geleceğim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Başımıza aldık bir bela daha, hadi bakalım. Projeyi Ramazan'la yapacağız. Yani arabayı Ramazan buldu. Böyle böyle yapsak olur mu abi dedi. Hani düşünür müsün dedi. Düşünürüz. Ne olacak? Getirirsin buraya. Senin de vaktin oldukça gelirsin dedim. Beraber yaparız bir şeyler olduğu kadar. Böyle bu tarz projeler hem insana çok şey öğretir. Bilmediğin şeyleri öğrenirsin, uğraşırsın, bakarsın falan filan. Bu alüminyum çamurluklar acaba pahalı mı değil mi bilmiyorum. Ramazan hepsini buluruz dedi sanayide. Bakacağız bakalım. Neyse ben bunu şarja takayım da. Daha fazla da uzatmayayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.